Atom yapısıyla ilgili ilk sorumuzda X elementiyle ilgili bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre bakalım şimdi. Proton nötrondan 1 eksiktir denilmiş. O zaman şöyle yazalım. Proton nötrondan 1 eksikse mesela biz nötrona ne diyelim? Buraya mesela P dersek burası P artı 1 olur değil mi? Proton sayısına 1 dersek protonda nötronda ondan 1 fazla olacak. Protonun nötronundan 1 eksik. Yani nötron protondan 1 fazla. Elektron protonun 3 eksiği. O zaman protonu çekersek burada E'yi de proton cinsinden yazarsak proton eksi 3 olur. X elementinin proton sayısı 15, Y 2 artı tanecinin elektron sayısına eşitse. Şimdi 2 artı 15 dersek 15 protonu varken 15 elektronu olacak. 2 tane elektron verirse 13 tane elektronu kalacak. Dolayısıyla bunun proton sayısı bunun elektron sayısına eşit. O zaman burası 13 ise X için yazarsak burası 13. O zaman nötron bundan bir fazla olacak 14. Dolayısıyla kütle numarası 27 çıkar. 13'ten de 3 çıkarsa burası 10 kalır. 3 tane elektron verdiği için de burası 3 artı yüklü iyon olur. Bütün taneciklerini bulmuş olduk. Kütle numarasını istiyor bizden. 27'yi hesapladık. İyon yükü de buradan artı 3 olarak hesaplanır. Doğru cevap A seçeneği gelir. İkinci soruda izoton atomlar, izotop atomlar kavramlar verilmiş. Hangilerinde kimyasal özellikler aynıdır dersek burada izotop iyonlar var. Bir de izotop atomlar var. Unutma hem proton hem elektron sayısına eşit olması lazım. İyon dersek elektron sayıları farklı olur. İzotop olması lazım, atom olması lazım ki hem proton hem elektron sayısı eşit olsun. Zaten izotonda, izoelektronikte ve izobarda kimyasal özellikler farklı olur. Cevabımız buradan 2 gelecektir. Yandaki grafikte X2 artı iyonu var. Y eksi ve Z3 eksi iyonlarına ait nötron ve nükleon sayıları verilmiş. Buna göre bu iyonların elektron sayıları toplamı kaçtır deniliyor. Şimdi birincisine bakarsak X2 artı iyonu şuraya taşıyalım. Nükleon sayısını 30 vermiş. Nötron sayısı da 15. 30'dan 15 çıkarsa 15 kalır. Burada proton sayısı 15. 2 elektron vermiş. O zaman 13 tane elektronu kalmış. Dolayısıyla X'in elektron sayısı 13'tür. Y'yi hesaplarsak Y eksi taneciği bir dakika renk değiştirdim, çok açık renk oldu. Y eksi taneciği buradan Y'nin nükleon sayısı 32, nötron sayısı 16, 32'den 16 çıkarsa 16 proton olur, 16 bir tane elektron almış. Dolayısıyla burası 17 tane elektronu vardır diyebilirim. Dolayısıyla buranın da elektron sayısı 17. Son olarak Z3 eksi iyonuna bakarsak bunda nükleon sayısı 34, nötron sayısı 17, 34'ten 17 çıkarsa 17 protonu var. 17 proton 3 tane elektron almış. Dolayısıyla buranın da elektron sayısı 20'dir diyebiliriz. Burayı toplarsak şurası zaten 30 yapıyor. 20 de buradan 50 tane elektronumuz olur. Toplamda cevabımız B seçeneği gelir. Aşağıda X atomunun elektron alışverişiyle oluşturduğu XN ve XM iyonları belirtilmiş. M ve N sayıları kaçtır? Şimdi X atomu nötral haldeyken 2 tane elektron verirse X2 artı yüklü iyon haline gelir ki bu N sayısı. 3 tane elektron alırsa da 3 eksi yükle yüklenir aldığı için. Dolayısıyla M sayısı eksi 3, N sayısı artı 2 olduğu için cebirsel toplamı eksi 1 olarak karşımıza gelir. Aşağıda temel taneciklerle ilgili tanımlayıcı dallanmış ağaç tekniği verilmiş. Hatası ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşırız? Bir elementin tüm atomlarının proton sayısı eşit midir? Evet. Çünkü aynı elementin atomları proton sayısı eşit olmak zorundadır. Proton sayısı değişirse atomun kimlik özelliği değişir. Dolayısıyla elementin türü değişir. Proton elektrondan fazlaysa yani atom elektron vermişse demektir. Bu elektron kaybı yaşamışsa bu katyon haline gelecek demektir. Anyon denildiği için ifade hatalı. Diğerine bakalım. X3-10 denilmiş. Bu taneci yeri elektronludur. Hayır, yeri elektron değil 13 elektronludur. Çünkü 3 tane elektron almış ki eksi 3 yükle yüklenmiş. Ya da şöyle yapabiliriz. Eksi 3 ile 13'ün toplamı cebirsel olarak artı 10'a eşittir. Dolayısıyla bu ifade hatalı olduğu için doğru çıkışımız 3 numaralı çıkış olacaktır. Tabloda bazı tanecik türleri verilmiş. Buna göre hatasız olması için hangileri yer değiştirmelidir? Şimdi burada hidrojen ve döteryum var. İkisinde proton sayısı aynı olduğu için bunlar izotop atomlar. Dolayısıyla burası doğru. İzoelektronik tanecik olması istenmiş. Bakalım magnezyum 2 artı 12 tane protonu var. O zaman 10 tane elektronu var. 11 protonu olan sodyumun artı 1 yüklü iyonunda da 10 tane elektronu var. Bunların elektron sayısı eşit olduğu için bunlar da eşit. Magnezyuma bakarsak izoton mu bunlar? Hayır, izobar. Gördüğün gibi 24'e 24 verilmiş. Yani kütle numarası eşitse bu izobar olmalı. Şuna da baktığımızda buranın nötron sayısı 2, buranın da nötron sayısı 2. Bunların da nötron eşit olduğu için izoton olmalı. Dolayısıyla 3 ile 4'ün yeri değişmelidir. Cevap E seçeneği olur. Tabloda X, Y ve Z tanecikleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Nükleon sayısı, nötron sayısı ve elektron sayıları verilmiş. Hangileri doğrudur? Şimdi şuraya taşıyalım. X'in nükleon sayısı 30, nötron sayısı 15, elektron sayısı da 15 olarak verilmiş. O zaman geri kalanları biz bulalım. 30'dan 15 çıkarsa 15 protonu olur X'in. 15'i 15 olduğu için nötr atomdur. Dolayısıyla X nötr çıktı. Y'ye geldiğimizde Y için 30 nükleon verilmiş, 15 nötron verilmiş, 18 elektron verilmiş. 30'dan 15 çıkarsa 15 proton kalır. 3 tane elektron aldığı için eksi 3 yüklü iyon haline gelir. Dolayısıyla bu bir anyondur. Dolayısıyla Y anyon olur. Z'de muhtemelen katyon çıkacak ama Z'yi de bir hesaplayalım. Z'de nükleon sayısı 42, nötron sayısı 22. 42'den 22 çıkarsa 20 protonu olur. 18 elektronu varsa 20 elektronu varken 18 kaldığı için 2 tane elektron vermiş demektir. Dolayısıyla burası da artı yüklü iyondur. Yani katyondur. Doğru cevap A seçeneği gelir. Su ve hidronyum taneciklerinin hangileri aynıdır? Elektron sayıları, nötron sayıları ve proton sayıları denilmiş. Şimdi hidrojene bakarsak hidrojen 1'e 1 verilmiş. Yani bunun nötronu yok. Dolayısıyla burada hidrojenin nötron sayısı, yani hidrojenin sayısının fazla olması nötron sayısını etkilemez. Burada nötron sayısını belirleyen şey oksijen olduğu için oksijen sayıları eşit olduğundan dolayı bu iki tanecinin nötron sayısı eşittir diyebiliriz. Elektron sayısına bakarsak hidrojende bir elektron var. Ama burada hidronyum iyonu olduğu için bir tane elektron kaybı yaşıyoruz. Yani su için hesaplayacak olursak elektron sayısını 2 tane 2 çarpı 1'den 2 elektron hidrojende var. 8 kere 1'den 8 tane oksijende var. Dolayısıyla toplamda 10 tane elektron getiriyor burası. Hidronyuma bakacak olursak hidronyum 3 tane elektron var. Yani 3 kere 1 3 tane elektron hidrojenden geliyor. 8 kere 1 8 tane buradan geliyor. İyonun kendisi artı 1 yüklü olduğu için iyonda toplamda yani molekül bir tane elektron vermiş demektir. O zaman verdiyse buradan 1 çıkartacağız demektir. Buranın toplamına bakarsak 3, 8 daha 11, 1 çıkartırsak 10 tane elektron olur ki elektron sayısı da eşittir. Proton sayısı eşit olmaz çünkü burada 2 hidrojen, burada 3 hidrojen var. Burada proton sayısı daha fazladır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 D seçeneği gelir. 10. soruya geldiğimizde X2 artı iyonu 3 elektron verdiğinde XA iyonuna dönüşür. 3 elektron verirse artı 3 yük daha alır, kazanır. Artı yükü vardı. Artı 3 yük daha geldi. Dolayısıyla A'nın yükü artı 5 haline gelecektir. Y 2 eksi 2 tane elektron alırsa aldığı için 2 eksi yük daha gelir. Dolayısıyla buna eksi 2 daha eklersek buranın toplam iyon yükü 4 eksi haline gelecektir. Z atomda 1 elektron verdiğinde artı 1 yükle yüklenir. Çünkü katyon haline gelir. Cevap B seçeneği olur. Son sorumuzda görselde X tanecinin yarıçapındaki ilk ve son durum. Son duruma bakarsak ilk duruma göre yarıçapın büyüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bunun elektron alması gerekiyor. Son durumda X tanecinin elektron sayısının arttığını söylemek mümkün. Eğer X taneci bir anyonsa elektron alarak anyon halini korumaya devam eder. Anyonsa son durumda yine anyon olacaktır. Çünkü elektron almaya devam ediyor. Yani eksi 1 yüklü ise eksi 3 yük, eksi 3 yük, eksi 4 yüke inecektir. Çekirdek yükünde bir değişim olmaz. Çünkü bu elektron alışverişlerinde çekirdeğin toplam temel tanecik sayısı değişmeyecektir. Proton ve nötron sayısı korunacaktır. Doğru cevap buradan A seçeneği gelecektir. Evet, atom yapısıyla ilgili ÖSYM tarzı sorularımız bunlardı. Pekiştirme testleri var sırada.